Güzel bir belge. Evet değerli seyirciler, kadınlarımız hayatın her anında fedakarlıkları, özverili çalışmaları, çocuklara annelik yapmaları, gündelik işlerde efendim her türlü meşakkatlara katlanan o insanların hayatından bir kare fotoğraf. Osmanlı'nın son döneminde Toros Dağları'nda bir Yörük Türkmen obasında yaşayan bir kadınımızın, bir avşar kadınının fotoğrafı ve arkasında kubbe şeklinde bir çadır ve çadırın da önünde o ağaçlardan kesilen dallar var. Tabii o gölgelik diye yapılmış. Evet, bir tarihi fotoğraf görüyorsunuz. Bu bir avşar kadını. Osmanlı'nın son zamandaki yaylaya göç esnasında Toroslar'ın zirvesinde orada hayatını sürdüren bir insanımızın fotoğrafıdır. Evet, bu fotoğraf tabii şu an elde olan bir görüntü. Bunun gibi daha pek çok görüntüler yaşandı ama fotoğrafları çekilmesi için kayboldu gitti. Evet, bir tarihi fotoğraf, bir avşar kadınının yayla yerindeki görüntüsü bu şekilde yansımış fotoğrafa. Ve bir başka görüntü değerli seyirciler. Bu da bir heykel, kabartma heykeldeki görüntü. Günümüzden 2700 sene önce bugün Kadirli ilçesinin efendim kuzeyinde Ceyhan Nehri kıyısında bulunan tarihi Karatepe Arslantaş Müzesi'nde, Açık Hava Müzesi'ndeki kabartma bir heykel. Bir anne çocuğunu emziriyor. Onunla konuşuyor. Annenin çocuk sevgisi, çocuğun da annenin kucağında efendim onunla olan sarmaş dolaş ilişkisini yansıtan bir görüntü. Hani bu kabartma heykelin yapılış tarihi 2700 sene önce demiştik. Demek oluyor ki insanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren anne baba ve annenin çocuğuyla olan sevgi ilişkileri o kadar canlı ki o tarihte bile insanlar, yani bir aile ortamında anne sevgisi bu kadar güzel canlandırılmış bir heykelin üzerinde. Tabii hemen heykelin yanı başında bir palmiye ağacı var ve diğer kabartma heykeller var. Eğer bugün yolunuz Kadirli'ye düşer ve oradaki Hititlerden kalan Karatepe Müzesi'ne uğrarsanız o müzedeki bir annenin çocuk sevgisi yansıtan bu heykele dikkatle bakın. Sevgi, özlem, ninni söylemek ve çocuğu avutmak ve onu hayata hazırlamak vardır. Annenin kollarında sevgi ve şefkatin ve güzel duyguların canlandırıldığı çok anlamlı bir heykel görüyorsunuz. Günümüzden 2700 sene önce bu coğrafyada yaşanan bir olayın yansıması. Evet değerli seyirciler, şimdi bu fotoğraf bana hep ilham vermiştir yıllardan beri. Bu fotoğrafı bir Avrupalı ressam çizdi. Çiziliş tarihi 1854. Çukurovalı kahraman Kara Fatma'nın efendim elle çizilen bir gravürü. Beyaz atı üzerinde kılıcıyla, silahlarıyla efendim arkasında askerleriyle cepheye giden bir kahraman kadının görüntüsüdür bu. 1854 yılında Maraş yöresinde bilhassa Andırı'nın Beylik Köyü diye bildiğimiz bir ovayla dağların birleştiği yerde köyde beylik yapan, yani Türkmen beyliği yapan bu kadın, Osmanlı-Rus savaşı patlak verdiğinde padişahın da fermanı gelip Maraş valisine işte çok zor durumdayım, el sabdan herkes vatan için cepheye gelsin emrini duyduğunda emrindeki yaklaşık 500 askerle Maraş'tan sancağıyla beraber efendim silahlarıyla beraber yola çıkıp İstanbul'a uğradığı esnada İstanbul'da Avrupalı bir ressam tarafından görülmüş ve onun ata biniş ve yürüyüş hali bu şekilde tabloya yansımıştır. Kahraman kadınımız Kara Fatma. Aslında bu Kara Fatma ünvanı onun ünvanıdır. Gerçek ismi Asiye Hatun'dur. Bozdoğan Bey'in kızı olaraktan Maraş'a gelin gitmiş ve hayatının yani gençlik döneminde yaklaşık 25-30 yıl kavga etmiş yani oradaki valilerle efendim idarecilerle. Kendisi köklü bir aileye mensup, aynı zamanda bir Bozdoğan Aşet Bey'in de kızı. Şimdi Geben Ovası var Andırı'nın kuzeyinde yaklaşık 70-80 bin dönüm buluyor. O arazinin ekilip biçilmesi, vergi toplanması, bahar mevsimi geldiğinde aşiretler yaylaya gidiyorlar, işte Reyhan Aşeti geliyor Amik Ovası'ndan, Payas üzerinden, Gavur Dağları eteğinden, Andırın, Geben, Meryemçe'de yaylaya çıkıyor. Onun gibi işte Reyhan aşireti, Tacirli aşireti, Cerit aşireti ve diğer Yörük ve Türkmen gruplarının göçü esnasında onların göçünü düzenliyor, vergi topluyor ve bir şekilde düzen sağlıyordu Kara Fatma Hatun.
cesur bir kadındı efendim. Kavga yapmayı da çok seviyordu. Bugün Andırın köylüleri onun için kara hatun diyorlar, kara kız diyorlar. Yani ben kiminle konuşmuşsam işte diyorlar büyüklerimizi Kara Fatma Hatun şu dağın eteğine yerleştirmiş. Veyahut da efendim vergi almak için diyor çağırmış Aşiret Bey'im demiş ki bana vergi vereceksiniz. Aşiret Bey su efendim diyor yani yağ getirelim ama diyor yani şu an paramız yok. Erinik mi olsun, kerelim olsun? Demiş ki erinik olsun. Yani bunun gibi hikayeler var. Evet, Kara Fatma Hatun bu şekilde hayatı efsaneleşen, kavgalarıyla ünlü olan bu kadınımız Osmanlı Büyük Savaş'a girdiğinde askerleriyle beraber İstanbul'a gidiyor ve orada cephede savaşa katılıyor. Yaralanıyor. İstanbul'a geldiğinde ona madalya veriyorlar. Ünvanı Kara Fatma. Kökenleri Boğaz'dan Aşet Bey'in kızı, bir Türkmen kadını. Osmanlı'nın son dönemi. Evet, ve bu kadınımız hayatını ortaya koyaraktan bir kumandan gibi cepheye gidiyor. Kara Fatma ismi tarihimizin gündemine geliyor ve bu isim kendisinden sonra pek çok kadın kahramanımıza ünvan diye veriliyor. İşte karşımızda Kara Fatma Hatun'un o çizilen efendim tablosu ve o günlerin İstanbul'u. Padişah Abdülmecid, evet, İstanbul camileriyle, İslam Türk eserleriyle Orta Doğu'nun ve Osmanlı ülkesinin başkenti durumunda. İstanbul'daki Osmanlı'nın varlığı demek, Karadeniz'in, Akdeniz'in, Balkanların, Anadolu'nun göbeğinde büyük devletin yaşaması demektir. İstanbul'daki ezan seslerinin susması demek, Osmanlı'nın çöküşü anlamına gelir. 1854 yılı ilkbahar aylarında Maraş'tan yola çıkarak İstanbul'a gelen, Selimiye Kışlası'nın orada efendim gemiye binip karşı sahillere geçen, Ayasofya Camisi'nin yanında yürüyüş yapan Kara Fatma Hatun, padişahın da dikkatini çekmiş ve sarayında penceresinden o kadının yürümesini seyretmiş diyor o zamanki kaynaklar. Davut Paşa Kışlası'nda askerleriyle beraber ordunun peşinden Tuna Nehri'ne gitmiş ve oradan da cephede savaş ortamında hücuma kalkmış. İşte bu cesaretiyle efendim hareketleriyle büyük yankılar yapan Kara Fatma Hatun'un İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'un görüntüsü bu şekilde çizilmiş bir batılı ressam tarafından. Evet, İslam Türk İstanbul'u bu şekilde görülüyor Osmanlı'nın son döneminde, tarih 1850'ler. Kara Fatma Hatun Ayasofya Camisi'ni oradan geçerken o Bizans döneminde kilise olarak yapılan ve dünya tarihinde büyük yeri olan Ayasofya'da tamirat var. Mimar Fossati Ayasofya'nın iç kısmındaki o sıvaları efendim yeni baştan gözden geçiriyor, çizimlerini yapıyor. Evet, o bahsettiğim mimar çalışmayı yaparken Kara Fatma Hatun Ayasofya'nın önündeki geniş meydanda kendisi at üzerinde ve askerlerle beraber yürüyüş yaptı. Onun yürüyüşünü Mimar Fossati bir gazeteci gibi İngiltere'deki efendim gazetelere haber diye geçti. Ve Kara Fatma Hatun'un İstanbul'daki bu yürüyüş olayı dünya basını da büyük yankılar yapan önemli bir olay olarak görüldü. Tabii Avrupa basındaki bu haberden sonra İstanbul'daki aydın kesim, hatta padişahın kendisi bile Anadolu'dan gelen bu kahraman kadının efendim cesaretine hayran kaldı ve Kara Fatma ismi dilden dile fısıldandı. Bu kadın niye İstanbul'a geliyor, niye savaşa gidiyor? Bakın, arkada Ayasofya Camisi ve önde ata binmiş kargısıyla efendim askerleriyle yürüyüş yapan bir Kara Fatma Hatun tablosu. Bunu da bir Avrupalı gazeteci çizmiş. Bir çocuk da onun peşinde koşarak gidiyor. Evet, bir tarih tablosu Kara Fatma Hatun'un İstanbul'a geliş anı ve o anın en güzel canlandıran bir görsel belge. Bir başka görüntüye geçtiğimiz zaman Kara Fatma'nın etrafında askerler var. Kendisi biraz daha yaşlı görünüyor. Evet, coşkulu bir kalabalık var. Yürüyüş halinde, evet, bu şekliyle Kara Fatma Hatun cepheye doğru gidiyor. Onunla ilgili bir tabloyu şu an istiyorsunuz. Bu tablo da o İstanbul'a geldiği zaman çizildi ve tarihi bir belge olaraktan arşivlere kondu. Kara Fatma'nın savaşa gidiş tablosunu şu an izliyorsunuz Deniz Ecer. Evet, bir çuvalı kadınımız ve onun askerleri. Silahlarıyla, atlarıyla, her şeyleriyle bir kadının peşinden onu başkan kabul ederekten hayatlarını ortaya koyan kahramanlardan bir grup. Kara Fatma Hatun'un askerleri, bu askerler